Önünde ben ki içeride ne olup bittiğinden zaten haberdar değilim. Kapıya birikmiş yüzlerce vatandaşımızla hasbihal içerisindeyiz. Vedalaşma ve fotoğraf çekiliyoruz, helalleşiyoruz. O esnada bir milletvekilimiz yanıma geliyor, içeri girelim başkanım diyor. Hatta Trabzon İyi Parti milletvekilimiz. İçeri girelim diyor, koluma giriyor, kapıdan içeri geçiriyor beni. Bu esnada içerideki kargaşayı görüyorum. Bakın bu süreçte diyorum ya uçuş yok. Yani bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa ya da vali buna müsaade etmiyorsa kapatırsın VIP salonunu, kapatırsın ışıklarını, kimseyi içeri almazsın, almazsın diye zaten kapı kapalı insanlar da gider öbür terminalden uçağa biner. Bomboş ortalık zaten. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam, o yaşlı insanlar çantalarını X-ray kontrol cihazından geçiriyor. Yani oradaki memur geçişine imkan tanıyor. İçeri giriyorlar. Çantalarını ellerine almışlar. Ortada bekliyorlar. Çünkü ben girdiğimde içerideydiler. Ben içeri giriyorum. Ortada bir kaos karmaşa. Böyle bir ortamda bize Sayın Vali bir tuzak kurmuştur. Basitçe yani altını çiziyorum. Tuzak kurmuştur. Yani bir tuzakla bir şov yaparak ne yazık ki hani Karadeniz'deki o güzel ortamı, atmosferi gölgeleme çabası içerisine düşmüştür. Ben ne yaptım? Benim yaptığım ortada. Yani ben içeri giriyorum, olay anlamaya çalışıyorum. O esnada annemle karşılaşıyorum ki kadıncağızın yüzü bembeyaz. Hani biraz da kaygı duydum çünkü. Tedirgin oldum bir şey mi var diye. Kaygı duydum. Annem gayet üzgün bir şekilde ne oluyor diye soruyor. Dur anne bir şey yok diye izah ederken kendisine. O esnada olayı anlıyoruz. Annem tepki gösteriyor. Biz her yerden gideriz diyor. Ne işimiz var burada diye böyle gayet insani bir tepki gösteriyor. Ben içeri gidiyorum tartışmanın olduğu yerde. Ve orada konuşmamı yapıyorum. Diyorum ki yani bütün duygumu, bütün aslında ifadelerimi orada kullanıyorum. Ve diyorum ki Vali Bey'e daha fazla prim yaptırmayalım, rütbe taktırmayalım manasında konuşmalar yapıyorum. Ve lütfen rica ediyorum Sayın Seyit Torun'a gelin hep beraber dışarı çıkalım, biz öbür terminalden gidişimizi yapalım diye bu şekilde tavrını ortaya koymuş birisiyim. Yani psikolojim ortada, olaya bakışım ortada, her şekliyle olaya yaklaşımım ortada. Buradan kendisine malzeme çıkarmak isteyenler, efendime söyleyeyim şunu yaptı, bunu yaptı, bunu dedi, gerçek yüzü var. Benim gerçek yüzüm ortada. Kaldı ki ben gidiyorum, polislerle de helalleşiyorum. Onların hiçbir kusuru olmadığını kendilerine ifade ediyorum. Süreci aynen bu şekilde kendilerini anlatarak oradan ayrılıp bizim yine normal kapımızdan her vatandaşımızın olduğu gibi normal kapısından çekip çıkarak İstanbul'a seyahatimizi devam ettiriyorum bakın. Bu seyahatin özeti yaşadıklarımız ve yaşattıklarımız net ortadadır. Buradan prim çıkartmak, efendime söyleyeyim başka şeyler işte ifadeler yaratmak, bunlar üzerinden bir işte kimlik sıkıntısı ortaya koyma çabası gerçekten aynen ifade ettiğim gibi basitlik çabasıdır. Bu kadar net ifade ediyorum. Bu manadaki tavırlar ve davranışları elbette ben de takip ediyorum. Gerektiği gün, gerektiği ortam da ben bütünüyle bunlara gereken cevabı vereceğim. Ama ıskalanan başka şeyler var. Yani o ıskalanan şeylere özellikle değinmek istiyorum. Özellikle insanın kişisel alanına, o işte manevi ve masum hususi alanına dahil olma çabası içerisinde olan Sayın Bakan'a buradan bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Nereden başlıyor mesele? Uçak meselesi. Ya bir kere kiralama konusunda yapılan bir takım işlemlerle biz kimseden uçak tahsisi vesairesi almış birisi değilim.
pırıl pırıl bir siyasi yaşamım var, Allah'ıma şükürler olsun. Kimsenin bundan kuşkusu da olmasın. Yani siyasetin finansmanı konusundaki ahlaklı tavrımı ve davranışımı ben kimseyle yarışmıyorum. Ama kendi ahlakımla, var olduğum pozisyonumla gurur duyuyorum. Dolayısıyla bir Türkiye'nin en öndeki bir kuruluşunu itham altında her zamanki gibi iftira ve yalanla itham altında iftira atmak ve yalan söyleyerek ithamda bulunmak çok ayıptır, yazıktır, günahtır. Ama bir başka boyutu var ki firma gerekli açıklamayı yaptı. Bizim de zaten onunla ilgili her türlü bilgimiz, belgemiz vardır, mevcuttur. Aynı hassasiyeti örneğin rakibimizin kullandığı uçakla ilgili niye Sayın Bakan göstermez ya da bu konuda bir ifadede bulunmaz, şaşkınlıkla izliyorum. Yani acaba o konuda yorumu var mı? Ya da bir tespiti var mı? Ya da devletin imkanlarıyla siyaset yapma, propaganda yapma, devletin hepimizin vergisiyle ortada olan bir takım imkanları kullanarak propaganda yapmayı nasıl tanımlıyor bu açıklamayı yapan Sayın Bakan? Orasını da bilmek isterim açıkçası. Kaldı ki hani çifte standarda yönelik bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Özellikle VIP kullanma meselesiyle bizim kişiliğimize dönük hakaretlerde ve iftiralarda bulunan Sayın Bakan'a örneğin böyle bir manzaranın tanımı nedir diye merak ediyorum. Yani VIP meselesini konuşan, sözüm ona buradan ahlak cümleleri kuran kişiye acaba soruyorum, buradaki apronu, ki apron biliyorsunuz bir güvenlik alanıdır ve bu alanın bu şekilde kullanılması yasaktır. Yani izne mizne tabi değildir, yasaktır. Böyle bir alanın, böyle bir ortamın kullanılmasını nasıl böyle göz ardı ederler ve buradan böyle bir çifte standardı görmezler? Bu kadar duyarlı, sözüm ona duyarlı kişiler anlamış değilim. Gelelim özel uçak meselesine. Kritik olan bizim kiraladığımız özel uçağın tahsis edildiği şekilde yalan konuşulması değil. Biz o yalanlara ve iftiralara alıştık. O tarafında değilim. Ama esas benim vurguladığım şey, vurgulamak istediğim şey, iki gündür işte kayboldu, üç gündür kayboldu, ona tahsis edilen uçakla nereye götürülüp bırakıldı diyerek benim üç çocuğumla, eşimle beraber yapmış olduğum dinlencenin, tatilin deşifre edilmesine yönelik, yani nereye gittiğime dair takibe yönelik bir çaba içerisinde bulunan Sayın İçişleri Bakanı'nı buradan kınıyorum. Çok yanlış bir yol içerisindeler. Çok yanlış. Yani benim özel alanıma dair bu şekilde yorumlar yapmak, benim hiç öyle bir gizlim saklımda yok. Ama benim özel alanımı hiç kimse deşifre etme çabasında olamaz. Kimsenin haddine değil. Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin haddine değil. Buradan söylüyorum. Ben evet, kiraladığımız özel uçak bizim son noktamız İstanbul'dan sonra ailemi de içine alarak Dalaman'a uçmuşuzdur. Oraya bırakmıştır. Üç gün dinlendik. Bu sabaha karşı yine Türk Hava Yolları'nın Anadolu Jet ismiyle tarifeli bir uçağıyla Sabiha Gökçen'e iniş yaptım. Dolayısıyla benim bu alanımla ilgili yani bilgi devşirme çabası ki burada da kalmıyor. Burada da kalmıyor. Ne yazık ki hani o fotoğrafları zaten göstermek de istemiyorum. Buradan yaratılan duygularla, yanlış ifadelerle, infialle birilerinin bizi tehdit edecek seviyede bir takım fotoğraflarla sosyal medya üzerinden ifadeler kullanması, Sayın Bakan'ın ismini kullanarak ifadede bulunması çok acıdır, vahimdir, üzücüdür. Acaba Sayın Bakan bu attığı iftiralarla beraber benim namahremim üzerinden oluşturduğu bir algıyla yaratmak istediği ortam nedir? Amacı nedir? Nereye varmak istemektedir? Bunu kamuoyunun vicdanına, kamuoyunun ahlakına, kamuoyunun
özellikle Türk halkının aile bakışına, aile düzenine havale ediyorum. Gereken vicdani ve ahlaki kararları vereceklerdir diye düşünüyorum. Ama elbette ki ben de bu süreci takip ediyor olacağım. Bu tavır ve iftiralar üzerinden şunu ifade edeyim. Sayın Bakan'ın bu süreçte yarattığı ve yaşattığı iftiralar ve yalanlar, kimliğim, terör örgütüyle beni yan yana anma hadsizliği ve bunun üzerinden ortaya koyduğu terör örgütleriyle, hatta öyle ifade edeyim. Ben her zaman söyledim, kötü söz sahibine aittir. Kim yalan ve iftirayla beraber bir insana bir şeyi mal ediyorsa, o insanın önce aynaya bakması lazım. Gördüğü kişilik üzerinden konuştuğuna işarettir yalan ve iftira dolu cümleler. Ama şunu net olarak ifade edeyim. Vatandaşımız, halkımız, İstanbullu hemşerilerimiz 23 Haziran'da sandıkta o kadar güzel bir cevap verecektir ki, birinci cevabı sandıkta alacak. İkinci cevabı da bu yalan ve iftiralara başvuran kişiler, kurumlar ve şahıslarla ilgili cevabımı ben ne yapmaları gerektiği konusunda, ahlaki olarak, etik olarak, hukuki olarak ne yapmaları gerektiği konusunda da 24 Haziran itibariyle, 25 en fazla diyelim, Haziran itibariyle de onlara yol gösterici bir konuşma yapacağımı şimdiden beyan etmek isterim. Tekrar ifade edeyim, özellikle yaşadığımız bu 2-3 günlük boşluktan sonra yarın itibariyle İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve yenilenen, önümüzdeki 23 Haziran'da yenilenecek olan bu seçimle alakalı İstanbul halkının sorunlarını, yoksulluğu, özellikle kent yoksulluğunu, özellikle ülkemizdeki ekonomik depresyonu, işsizliği, bu şehirdeki çocukların yaşadığı travmaları, yani İstanbul gerçeklerini ben topluma anlatmaya devam edeceğimi yine burada belirtmek istiyorum. Yarından itibaren bu tarz konuşmalara, bu tarz ifadelere asla ve asla cevap da vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bizi çekmek istedikleri alanda biz yokuz. Bizim alanımız İstanbul halkı, 16 milyon insan ve onlara hizmet koşusu. Bu noktada elimizden gelen tüm itinayla hazırlıklarımızı, projelerimizi ve 31 Mart'ta ve sonrasında bize, İstanbul halkına ve Türkiye demokrasi sürecine neler yapıldığını tek tek, taze, yalın, böyle diri bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. 23 Haziran'daki İstanbul'da iktidar olmamıza dönük adım adım yürüyüşümüzü hep birlikte size yaşatacağız. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar, sadece bir soru alıp evet. Evet. Buyurun, buyurun. Sayın Başkan, siz ve rakibiniz canlı yayında buluşacaktınız. Hatta rakibiniz Sayın Yıldırım bu canlı yayının moderatörlüğünüz Uğur Dündar'ın yapabileceğini ifade etmişti. Uğur Dündar önce her ikinize de teşekkür ederek böyle bir görevi üstlenebileceğini, fakat aradan geçen bir günden sonra ise böyle bir görevi yapmayacağını, burada bir tuzak olma ihtimalini, çanak olma ihtimalini ima edercesine bir açıklamada bu görevi üstlenmeyeceğini söyledi. Sorum şu, sizin Dündar'ın bu açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Artı Dündar'ın ima ettiği gibi gerçekten öyle bir tuzak ve çanak ortamı varsa ki, havaalanında Vali Bey size tuzak hazırladığını söylediniz, az önce ifade ettiniz. Bu canlı yayında da böyle bir tuzağa düşebilir misiniz? Ve bu süreçte Dündar'la görüşmeniz oldu mu? Henüz görüşmem olmadı. Sadece şunu ifade edeyim. Sayın Dündar'ın ismi, dediğim gibi şehir dışındaydım. O esnada gündeme düştüğünü öğrendim. Tesadüfen bana ulaşan bir gazetecinin Sayın Dündar'la ilgili ne düşünüyorsunuz dediğinde de, yani Sayın Dündar'la ilgili ne düşünülebilir ki? Herhalde buradaki herkesin de düşüneceği gibi çok bizim değer verdiğimiz, bu işi en iyi yapabileceğine inandığımız gazeteci olduğunu ifade ettim. Sanıyorum bu basına da düştü benim ifadelerim.
Ama tabii Sayın Dündar'la konuşma imkanım olmadı. Dediğim gibi biraz şehir dışındaydım. Biraz sürecin uzağındaydım ama takip ettiğim kısımlarıyla sizin de söylediğiniz gibi bu sabaha karşı aslında kendilerinin bu ifadelerini ben de okudum uçağa binmeden. İmkanım olmadı. Yani imkanım olmadı. Neyi ima ettiğini ya da ifade ettiğini anlamam için Sayın Dündar'la benim konuşmam lazım. Konuşmadan fikir beyan etmem zor. Ama şu anda süreç devam ediyor. Daha önce iki tarafında olumlu beyanda bulunduğu kişinin tabii çekilmesiyle beraber başka bir tespit noktasında görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi hem Sayın Engin Altay hem Sayın Mahir Ünal bu konuda bir görüşme içerisindeler. Bugün bir değerlendirme yapacağız. Muhtemelen yarın bu iş neticelenir ama dediğim gibi imkan olduğu takdirde Sayın Uğur Dündar'ın da ne ifade etmek istediğini kendisiyle uygun olduğumuz bir ortamda tartışırız, konuşuruz. Evet. Merhabalar. Bugün size aslında açıklamanın T24'ten Canan Yıldız ben. Açıklamanızda üstü kapalı ifade ettiniz. Çubuk'taki saldırı sonrası sadece gözaltına alınan ve hakkındaki serbest bırakılma kararından sonra bir AKP'nin aday adayı, belediye başkan aday adayı gitti elini öptü, fotoğraf basına yansıdı. Bugün de yine bir fotoğrafı, iki elinde silahı var. Bununla ilgili yine Bakan Soylu'ya bir göndermesi var. Doğrudan sizi hedef alan bir açıklaması yok kullandığı tweet'te ama siz böylesi tehditleri siyaseten nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten tehdit alıyor musunuz açık açık? Bu yaratılan ortamın özellikle İçişleri Bakanlığı'na atfen yapılan bu tehditleri nasıl yorumluyorsunuz? Basitlik. Yani basitlik, daha önce de ifade ettiğim gibi basitlik. Çünkü gerçekten ağır mesuliyeti var. Özellikle şunu ifade edelim. Bugünkü sistem gereği atanmış sayın bakanların atandıkları görevi layıkıyla yerine getirmeleri lazım. Yani ben her zaman hatırlattım. Dedim ki lütfen görevinizi yapın. 31 Mart öncesi de hatırlattım. Seçim güvenliği konularınız var. Saha güvenliği konuları var. Toplumun özellikle seçim günü her konudan emin olmak istekleri var. Buna hizmet edin. Esas konularınızı, esas mesuliyetlerinizi ıskalamayın diye ifade ettiğim zaman işte bak benim İstanbul'a gelmemi bile istemiyor. İşte sen kimsin? Ya kardeşim her yere gidersin gelirsin, bana ne? Beni ne ilgilendirir? Sadece görevinizi, devlet adamlığı görevinizi size hatırlatıyorum. İşte bu şekildeki tavırlar, yalan ifadeler, iftiralar, düşünsenize yani benim 7 sülalem belli, benim kimliğim üzerinden siyaset yaparak nemalanmaya çalışmalar, atandığınız o görevlerinizi ne yazık ki basitleştiriyorsunuz. Vali için de aynı şey geçerli olur, aynı davranırsa bakan için de aynı şey olur. Dolayısıyla benim anlatmak istediğim tam da bu. Bu sefer ne oluyor? Birileri, kim olduğu belli değil, arkadaşlarım bakıyor şahsıma dönük bir şey varsa gerekli elbette yasal işlemleri biz de yapacağız ve müdahalemiz olacak. Hukukçularımız inceliyor. Böyle pervasızca oradan buradan bir takım tehditler vesaireler savururlar. Ama devlet görevini yapacak. Yani birileri yapmaz, başka birileri yapar. Bu anlamda devletin kademeli olarak hata yapan kişiliklerine rağmen görevini layıkıyla yapan kişiler de vardır. Dolayısıyla biz onlara emanet, işte polisimiz yanımızda, siyasi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama dediğim gibi ne yazık ki basitlik. Sayın İmamoğlu, bir sorum olacak benim de. Bu VIP kriziyle alakalı aslında. Siz polislerle ilerleştirin dediniz ama polis tutanağına geçen bir cümle de var. Polislere hitaben bu sizlik bir durum değil ama bu vali, affedersiniz, iklik yapmıştır. Kendisine aynen iletin gibi bir cümle var polis tutanağında. Şimdi merak edilen aslında sürekli konuşulan cümle de bu. Böyle bir cümle ağzınızdan çıktı mı? Çıktıysa eğer özür dileyeceksin. Şimdi bakın ben size bütünüyle olayı anlattım. Ruh halimi anlattım. İçeride söylediklerimi anlattım. Yani kurban olayım gidelim Sayın Vali Bey'e
rütbe taktırmayalım da anlattım. Oraya gittim, polislerle sizle bu işin hiçbir alakası yoktur. Bir takım çünkü itişler kalkışlar olmuştu. Yani uzaktan gördüğüm kadarıyla. Onlara da gereken ifadeyi söyledim. Ben 20 konuşma yaptım o gün. Tam 20 konuşma. Yani yanımda olan insanlar sesimin çıkmadığını, hani bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Orada o gün herkes benimle beraberdi. Hatta ordu konuşmamda dura dura, yani bazı kelimelerin yarısının çıktığı, yarısının çıkmadığı şekliyle mitingi tamamladığımı da biliyor. Tekrar ifade edeyim, ben valinin basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Yani bu cümle mi çıktı olarak aldım diyelim? Ben basitliğini ifade ettim, evet. Peki o basitliğe hitaben bir özür açıklaması olacak mı? Ne için özür? Yani vali bey özür dileyebilir yani. Bizden yani bize yapmış olduğu tuzaktan dolayı vali bey bizden özür dileyebilir. Bekliyoruz zaten. Benim hangi kısmı ile ilgili özür dileyeceğim bilmiyorum. Eğer bir polisin ayağına basmışsam özür dilerim. Ya da polise bir ters tavırda bulunmuşsam özür dilerim. Ama ben polisten gittim, helallik istedim. Bir hata yapılmışsa size kusura bakmayın dedim. Ve size yapılan bir şey değildir bu. Ki polis tabii alınan verilen talimata göre hareket etti orada. Evet. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Evet. İçerideki programımız basına açık bölümü var mıydı? Yok değil mi? Peki teşekkür ederiz. Gördüm.